birçoğumuzun yanlış bildiği ve aslında doğrusuyla yanlışını ayırt etmekte biraz karıştırdığımız kelimelerden bahsedeceğiz. Şimdi sözcükleri doğru söyleyelim ve doğru yazılım etkinliğimiz var. Türkçe sevincimiz ikinci kitabımızda bulunan 67. sayfayı açıyoruz. Hep beraber sözcükleri doğru söyleyelim ve yazalım etkinliğini yapıyoruz. Sayfamızı büyütüyoruz. Evet, aşağı indirelim. Şöyle daha net göreceksiniz. Aşağıdaki sözcüklerin yazılışlarını inceleyelim. Evet, bir noktada doğru demiş, bir noktada yanlış olarak belirtmiş. Gelin beraber inceleyelim. Evet. Yeşile devam edelim. Yanlış olan kelimeleri bulmuş. Bakın, bisiklet, körpü, sürpriz, yalnız. Evet, çok yaşanılanlardan bir tanesi bu maalesef. Yalnız. Gazete. Evet, konuşurken hep gazete deriz ama aslında daha farklı bir şekilde söylüyoruz. Ünite diyoruz. Evet, bu da konuşma dilimizde maalesef sıkça kullandığımız, yaptığımız hatalardan birisi. İstanbul diye yazıyoruz. Bakın burada sadece yazılışlarını görüyoruz. Biz söylerken İstanbul, sanki İstanbul değil de İstanbul gibi. Yani N harfi M'ye dönüşüyormuş gibi. Bu Türkçe'de bir kuraldır çocuklar. N ve B harfi yan yana geldiğinde okunurken, önce N sonra B devam ettiğinde okunurken N harfi ağzımızdan M harfiymiş gibi çıkıyor. Bu Türkçe'de daha sonraki sınıflarda göreceğimiz bir kural. Evet, İstanbul, hastahane, dershane. Evet, gördüğünüz kelimeler bunlar. Şimdi beraber inceleyelim. Evet, yanlış olan kelimemiz ne? Pislikle. Aslında doğrusu ne? P harfiyle değil, B harfiyle söyleyeceğiz. Bisiklet. Bisiklet. Evet, yanlış olan diğer bir kelimemiz körpü. Hayır, körpü değil, köprü. Doğrusu bu şekilde olacak. Evet, en çok karıştırılan kelimelerden bir tanesi sürpriz diye yazılır diye söyleniyor. Hayır, bakın buradaki hata şu, arada bir R harfi yok. Burada bir R harfi var gördüğünüz gibi. Doğru yazımı budur. Sürpriz. Sürpriz. Yani şurada bir R harfinin daha olması gerekiyor maalesef ama bu şekilde değil. Doğru yazımı budur. Karıştırmayalım lütfen. Evet. Yalnız ve yalnız kelimeleri çok karıştırılır. Yalnız değil. Yalından gelen. Yalnız olarak yazılmaz. Yalnız yani sadece anlamında kullanılır. Yalnız. Sade. Evet, gazete Z harfini de biz cümle içinde kullanırken, söylerken hızlı bir şekilde söylediğimizde sanki Z, S'ye dönüşüyor gibi geliyor. Aslında bu işin doğrusu bu değil. Doğru olarak söylememiz gereken gazete. Evet. Ünü T diye söylemiyoruz. Bu ünün İ olarak onları da biraz konuşurken karıştırıyoruz. Ünite. Doğrusu bu. İstanbul değil, İstanbul. Ağzınızı açarak söylediğinizde daha doğru bir şekilde söylüyoruz. Evet, bu şekilde yazılıyor çocuklar. Hastahane değil, hastane. Yani hane kelimesini buraya genelde eklerler ama yanlış. Dershane değil, dershane. Gördüğünüz gibi. Evet. Kofret değil, gofret. Kağıt değil. Şimdi biz Türkçe'de harfleri kullanırken bir şapkamız var. Bunu şu an değil, daha ilerleyen zamanda göreceksiniz. A'nın üzerinde bir şapka koyduğumuzda A ile A'yı biraz daha böyle yumuşatarak kullanırız. Kağıt değil. Kağıt. Gördüğünüz gibi. Kağıt.
Kağıt dediğimde A harfi daha yumuşak bir şekilde çıkıyor. A onun özelliğini kaybetmiyor. Sadece seslendirdiğimde daha sakin, daha yumuşak bir şekilde söylüyorum. Ama kağıt dersen daha sert bir şekilde çıkıyor. İşte buradaki A'nın üzerindeki şapka onun daha yumuşak bir şekilde söylenmesi ve yazılması gerektiğini anlatıyor. Biz kağıt yazarken A'nın üzerine şapka koyarak yazıyoruz. Evet, plak değil, plak. Bitti, bu kadar. Normal bir şekilde söylüyoruz. Şapka koyduğumuzda daha yumuşatarak söylememiz gerekiyor. Ama bu şapka koyularak yazılmaz kesinlikle. Gördüğünüz gibi onu hemen silelim. Tekrar dikkatinizi çekmek için yaptım. Rüzgar diye söylemez. Rüzgar deriz. Değil mi rüzgar? Seni söylerken nasıl söylüyoruz? Rüzgar diyoruz. Hadi bir rüzgar çizelim. Gözlerim şöyle kocaman açsın. Bir de bize sırıtsın. Rüzgarın da şöyle bir saçları olsun. Evet. Yanlış yazılan diğer kelimelerden bir tanesi bu. Bu arada bu rüzgar. Elektrik değil çocuklar. Elektrik. Trik gibi çıkıyor böyle. Arada sanki bir ı varmış gibi veya i varmış gibi yazılmıyor. Doğru yazımı bu şekilde olacak. Evet, yumuşak G en çok karıştırdığımız harflerden bir tanesi. Yazarken özellikle karıştırıyorsunuz. Ne yapıyorduk? Yumuşak G'yi unutmamak için, yazımına alışmak için, bu gördükçe alışacağımız bir süreç, yazdıkça alışacağımız bir harf maalesef. Yumuşak G'yi unutmamak için biraz daha böyle uzatarak söylüyorduk. Hatırlarsınız. Şurada gördüğün çiçeğe gibi. Evet, çiçeğe dediğimizde biz iki tane ünlü harfin yan yana gelmeyeceğini bildiğimiz için arada bir yumuşak G'miz var gördüğünüz gibi. Evet, kovmak değil, kovmak doğrusu. Kitapa değil, kitaba olacak doğrusu. Çiçek e değil, çiçeğe. Saat değil, saat. Evet, bizim unutmamız gereken bunların bazı kurallar, bu Türkçe'de yazılması kullandığımız kurallar, bunları ilerleyen sınıflarda göreceksiniz. Bunların hepsi birer yanlış yazılan kelime ve doğru yazılan kelime. Unutmayın çocuklar, Türkçe'de hiçbir kelime, Türkçe'de özellikle şu an hiçbir kelime D harfiyle bitmez. Mutlaka T'ye dönüşerek biter. Evet, şimdi devam edelim. Aşağıdaki sözcüklerin doğru yazılışlarını doğru yerlere yazalım. Hadi gelin yapalım beraber. Evet. Tren kelimesini doğru bir şekilde nasıl yazacağız? Tren. Torpak yazmış. Yanlış yazmış tabii ki. Toprak olacak. Toprak. Sinema demiş. Kesinlikle yazmış. Kalemimizin boyutunu bir çift daha düşüreceğiz. Sinema. Stadyum diye söylemiş ama buradaki ı harfinin olmaması lazım. Akıllı tahta s harflerini kabul etmiyor. Neden bilmiyorum. Tersen mi yapsam acaba? Evet, kibrit. Kibrit. Kibri. Tabii ki öyle bir şey yok. Kirpi. Dikenli bir hayvan.
Maymun. Maymun. Yanlış. Hayır. Yanlış. Yemin demek. Eşki değil. Ekşi. K ve Ş'nin yeri değişmiş olacak. Mezellik. Mezarlık olacak. Meyve. Evet, en çok karıştırılan kelimelerden bir tanesi. Meyve. Radyo değil. Radyo. Fakir değil. Fakir. Yukarı değil. Yukarı. Evet, tekrar hatırlatalım. Türkçe'de hiçbir kelime D harfiyle bitmiyor. Simit. Evet, bugün sizlerle beraber yanlış yazılan kelimelerin doğrularının neler olduğunu gördük. Evet, lütfen siz de kullanırken doğru yani yazıldığı bir şekilde kullanmaya dikkat edelim. Tekrar hatırlatalım. D harfiyle hiçbir kelime Türkçe'de bitmiyor çocuklar. Evet, rüzgarımız da size el sallıyor. Rüzgar size el sallıyor ve diyor ki bir sonraki derste görüşürüz. Çizemiyoruz rüzgar. Şuradan çizelim. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.